Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte her sabah olduğu üzere karşınızdayız. CDS'te Kasım 2021'den bu yana en düşük düzeylere geldik. Kurdaki yükseliş dikkat çekiyor. Aynı zamanda borsada hacimli şekilde gelen bir yukarı yönlü hareket vardı dün. Ama bugün küresel piyasalarda risk iştahının kısıtlı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda teminat tamamlama çağrılarında bir yükseliş söz konusu. Dolayısıyla Viyop tarafı bugün risk iştahının biraz daha içeride de törpülenebileceğinin sinyalini veriyor. Ama detayları için ALB yatırıma döneceğiz. Baş ekonomist doçent doktor Filiz Ayılmaz bizimle beraber. Günaydın Filiz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. ALB yatırımda bugün siz neleri önemsiyorsunuz, neler takip edeceksiniz? Evet Zeynep Hanım ve Ebru Hanım, iyi yayınlar. Bugün çevre ilk olarak TÜİK'in Mayıs ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını karşılayacağız. Yine içeride İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat iklimi endeksi ve yine her perşembe olduğu gibi haftalık para ve banka istatistiklerini karşılayacağız. Yine son haftalarda olduğu gibi Merkez Bankası'nın rezervleriyle geçtiğimiz hafta 125 milyar dolara ulaşan kur korumalı mevduatın büyüklüğü bu anlamda yakından takip edilecek. Biz süs tarafına baktığımızda dün alıcılı bir açılış sonrası ilk seansta dolar TL'deki artışın etkisiyle %4 artarak 5608 en yüksek seviyesine ulaşması sonrası ikinci seans ağırlıklı olarak yatay geçirerek günü %3.2'lik yükselişte 5661'den kapadığını gördük. Bu anlamda dün holding, ulaştırma, finansallar, bankacılık ve turizm sektörlerinin en çok talep gören sektörler olduğunu gördük. Yine 116.6 milyar TL'lik yüksek işlem hacmi olduğunu gördük. Şimdi endekse baktığımızda her ne kadar kritik destek ve ortalamaların üzerinde olsa da teknik olarak iki olumsuz görünüm olduğunu görüyoruz. İlki 4400'den bu yana gepli yükselmesi ve bunun yanı sıra özellikle ortalamaların fiyatlardan oldukça uzaklaşması iki temel olumsuz özellik olarak karşımıza geliyor. Haliyle ortalamalar ve fiyatlar birbirine yakınlaşmak zorunda olduğu için yakın vadede ya yataya yakın bir endeks ya da geçtiğimiz pazartesiden bu yana %21.4'lük çok sert yükselişi sebebiyle bir düzeltme hareketi görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Dolayısıyla kritik 5350 altında 5250 önemli destek. Buranın üstünde kaldığımız sürece en yüksek tarihi seviye 5704 hedef olmaya devam edecek. Fakat bu seviyenin oldukça güçlü direnç olduğunu da hatırlatmak isteriz. Yine dün oldukça güçlü yükseliş gösteren dolar TL'nin sabah saatleri itibariyle %0.5'lik yükselişte 23.35'ten fiyatlandığını görüyoruz. Bu anlamda 23.30 oldukça önemli seviye. Buranın üzerinde tutunmalarda birkaç liralık marş ilave olabilir diye düşünüyoruz. Yine gram altında dün %5'lik yükseliş göstermişti. Sabah saatlerinde %2'lik yükselişte 1460'tan fiyatlandığını görüyoruz. 1500 üstü fiyatlamalarda yükselişler daha da hızlanabilir. Küresel tarafa Amerikan endekslerine baktığımda Dow Jones'ta pozitif, S&P ve Nasdaq'ta negatif kapanış vardı. Dow Jones'taki bu pozitif ayrışmanın sebebi geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın petrol arzını kısmasının yanı sıra dün Amerika'da açıklanan ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde aşağı yönlü gelmesiyle birlikte petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji ve metaller hisselerini yükseltmesi diyebiliriz. S&P ve Nasdaq'taki düşünen önemli sebebi sene başından bu yana %30 artış gösteren teknoloji hisselerinin önümüzdeki hafta enflasyon ve Fed kararı öncesi kar realizasyonlarının yanı sıra özellikle bu hafta Kanada ve Avustralya Merkez Bankası'ndan gelen sürpriz faiz artırımı sonrasında küresel piyasalarda tahvil satış dalgasıyla tahvil getirilerindeki artış olduğunu söyleyebilirim. Şu an Amerikan vadelilere baktığımda yataya yakın negatif seyir olduğunu görüyorum. Bugün haftalık işsizlik maaşı başvurularını karşılayacağız Amerika'da. Geçtiğimiz haftanın bir miktar üstüne çıkarak 235 bin olarak açıklanması bekleniyor. Avrupa tarafına baktığımda orada da vadelilerde yataya yakın negatif bir seyir görüyorum. Bugün Euro bölgesinin birinci çeyrek büyüme rakamının final okumasını karşılayacağız. İlk okumada %1.3 olan yıllık büyümenin %1.2'ye, yine %0.1 olan çeyreklik büyümenin %0'a aşağı yönlü revize edilmesi bekleniyor. Küresel tarafta Asya tarafına baktığımda Çin endekslerinde pozitif, diğer endekslerde negatif seyir var. Çin endekslerinin pozitif olmasının en önemli sebebi hükümet çağrısına ayak uydurarak büyük Çin kamu bankalarının yuan mevduatların faizlerini düşürmüş olması. Haliyle bu Çin endekslerine pozitif olarak yansıdı. Bugün yine Japonya'nın birinci çeyrek büyüme rakamlarını karşıladık, ikinci okumasını. Hem yıllık hem çeyreklik bazda ilk okumanın oldukça üstünde rakamlar olduğunu görüyoruz. Evet. Haliyle güçlü gelen bu veri sonrası yeni değerlenme sonrasında Japon Nikkei endeksinde de ihracat azalacak beklentisiyle %0.1'e yaklaşan bir düşüş olduğunu görüyoruz Zeynep Hanım. ALB Yatırım Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filiz Ayılmaz, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Biz de Filiz Hanım'ın bıraktığı yerden devam edelim istersen Ebru. Açılışa birkaç dakika kaldı, neler bilmek lazım? Son 10 işlem gününe baktığımızda 9'unda artış gösteren bir Borsa İstanbul var. Dün de gepli bir açılış vardı.
hacim de iyiydi. Hacim de iyiydi. 117 milyar TL'lik bir hacim vardı. Son zamanların en yüksek seviyesi. Çünkü seçim öncesinde burada konuşuyorduk. 39 milyar TL'lik bir hacim bile görmüştük. Ona kıyasla 3 kat artış var. 117 milyar TL'lik bir hacim. İyi bir hacim. Yukarı yönlü seyir devam ediyor. %3.2 artışla kapandı dün. Seviyelere baktığımızda 5500'ün üzerinde bir kapanış olduğunu görüyoruz. 5561 puanda bir kapanış var. Şu an grafiğimizde gördüğümüz üzere son günlerde çok hızlı bir artış oldu. Yani 5500'e yükselen, 4400'lerden 5500'e yükselen bir seyir var. Son birkaç işlem, son bir 10 gündür yaklaşık hızlı bir yükseliş var. Bununla birlikte bugün açılış beklentisi aslında yatay bir açılış beklentisiydi sabah saatlerinde ama şu an VIOP'un negatif olduğunu görüyoruz. Bunun arkasındaki en önemli sebep teminat tamamlama çağrılarındaki artış. Dün 2.15 milyar TL'lik bir teminat tamamlama çağrısı rekor var. Rekor herhalde değil mi bu rakam? Daha evet, üzerini görmedik. Yani son zamanlarda böyle bir rakam görmüştük. 1 milyon üzerinde bir geçtiğimiz günlerde görmüştük. Ayın son günüydü sanıyorum. 1.3 milyar TL'ydi. Dün itibariyle 2.15 milyar TL'lik bir margin call tutarı var. Ama düne gelecek olursak yılbaşından bu yana ilk kez artıya geçtiğini de görüyoruz. BIST 100 endeksinin kayıplarını telafi ettiğini görüyoruz ama çok hızlı bir artış. Bununla birlikte kar realizasyonları da zaman zaman olabilir. Bankacılık endeksinde artış vardı, dün sanayi endeksi artış vardı, genel yayılan bir artış vardı. İhracatçı şirketler öne çıktı döviz kurundaki artışla birlikte. Ulaştırma endeksi turizm bazlı olduğu için, fix gelirleri olduğu için ulaştırma endeksinde artış %4'ün üzerindeydi. Hacim yüksekti. FK 5.6 seviyesinde. Yabancı takas oranı %27.75'e hafif yükseldi. Ama çok yine düşük seviyelerde %27'ler ki seçim öncesindeki o hafta %30'a yükselmişti. Ama çok sınırlı da olsa yabancı takas oranında bir miktar artış var. Dün dolarda %7-7,5 artış oldu dolar TL, euro TL paritesinde yine aynı şekilde. Borsada %3 arttı. Dolar bazlı endeks 2.39'larda şu an itibariyle. Geçen sene dolar TL'de yatay banttaki hareketle birlikte buna karşılık TL bazlı Borsa İstanbul endeksindeki o %200'e yakın artışla birlikte dolar bazlı endeks 3 dolarlara kadar yükselmişti. Şu an 2.39 dolar ciddi bir aşağı yönlü geliş var. Bunu nasıl okumak lazım? Yeni ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcı çekmek istediğini biliyoruz. Borsa İstanbul'a giriş olur mu yabancılardan? Bunu dolar bazlı endekse bakarak biraz takip ediyorlar. Biz de buna bakalım. Grafiğimiz de var hatta. Son bir yıllık seyirde 3 dolarlardan tekrar aşağı bir geliş görüyoruz bu yıl itibariyle. Şu an 2.39'da bir dolar bazlı endeks var. Bir miktar aslında dolar TL'deki artışı piyasa normalleşmesi olarak görürsek ki yabancı yatırımcıların seçim öncesindeki dönemde burada da aktardık. Raporları vardı çokça. 24 liralar telaffuz ediliyordu. 28 liralar telaffuz ediliyordu dolar TL'de adil değer olarak. Bir miktar buralara geldiğini görüyoruz, yükseldiğini görüyoruz, yaklaştığını, serbest piyasaya yaklaştığını görüyoruz. Ama dünkü artış %7'nin üzerindeki bir artış, hızlı bir artıştı aslında bakacak olursak. Biz yine borsaya dönelim. Hacim yüksekti dedik. İlk 3 sırada Türk Hava Yolları vardı. %4'ün üzerinde artış kaydetti Türk Hava Yolları. Turizm bazlı, FX gelirleri de olduğu için pozitif ayrıştı. Bankalar tarafında bir önceki gün negatif bir seyir vardı ama dün tekrar pozitife döndü. Burada biraz piyasa normalleşmesinde yani regülasyonlarda gevşeme beklentisinde etkili olduğunu görüyoruz. Zaten bankalar dolar bazlı baktığımızda da çok ucuz seviyelerdeler. FK'ları da geçtiğimiz yılki o kar artışıyla birlikte FK'lar da çok geriye geldi. Burada alımların olduğunu görüyoruz. Dün hacimde ikinci sırada Yapı Kredi hissesi, üçüncü sırada da Akbank hissesi vardı. Dörtte de emlak konut %7'lik artışıyla. Sasa ve Hektaş son zamanlarda yine ön plana çıkmaya başladı. Sasa dün yatay seviyelerden kapanış gerçekleştirdi. Hektaş'ta %1.4'lük bir artış vardı. Dün Borsa İstanbul tarafından yine bir hisseye emir tedbir paketi getirildi. Volatilitesi yüksek olması nedeniyle bu Euro Kapital yatırım ortaklığıydı. Diğer şirketler yine tavan olan şirketler dün burada bedelsiz sermaye artırım %700'lük bir bedelsiz sermaye artırım kararını aktarmıştık. Alfa Solar Enerji tavan oldu.
GSD Holding %8.2 arttı. Arçelik, Kardemir pozitif ayrışanlar tarafındaydı. İhracatçı şirketler yine pozitif ayrışanlar tarafındaydı. Kiler Holding seçimden önce başlayan bir tavan serisi vardı. Dün %8'lik kayıpla günü tamamladı. Dikkat çeken hisseler bunlardı. Dün Petkim'in genel kurulu vardı. Petkim bir ay önce yaklaşık temettü dağıtmama kararını açıklamıştı. Dün de genel kurulda bu dağıtmama kararı evet onaylandı. Geçtiğimiz yıl aslında 6,5 milyar TL civarında bir kar elde etmişti ama geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı alındı. Katmerciler tarafında yurt dışı kaynaklı bir firmadan 2,7 milyon dolar civarında bir sipariş alındığını açıkladı. Teslimatlar bu yıl ve gelecek yıl tamamlanacak. Bugün Garanti Yatırım Ortaklığı'nın temettüsü var, temettü ödemesi var. Nette 0,056 TL civarında %1,6'lık bir temettü verimliliğine denk geliyor. Bizim toptan temettü kararını açıkladı. Dün genel kurulda onaylandı. Brüt 0,83 TL, nette de 0,75 TL civarında bir temettü ödeyecek. Batı Çim, Batı Anadolu Çimento şirketinde de genel kurulda onaylandı. Temettü dağıtmama kararı. Geçtiğimiz yıl zarar açıklamıştı şirket. Ergias Çelik Boru 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi. Yurt içinde ihraç edilecek bu. Gezinomi, Q Yatırım Bankası'nın nakit sermaye artışına iştirak etme kararı aldı. Q Yatırım Bankası'nın sermayesi 500 milyondan 600 milyon TL'ye çıkarılıyor. Burada artırılacak 100 milyon TL'lik kısmın %10'u Gezinomi şirketi tarafından karşılanacak. Yunsa bedelsiz sermaye artım kararı almıştı. %105 civarında SPK'ya başvurduğunu açıkladı. MİA TK'da %1200 sermaye artırımı kararı aldı. 38 milyondan sermayesini 494 milyona çıkartıyor. 456 milyon TL'lik bir artırım yapacak. Bunun için SPK'ya başvurdu. Şimdi borsa açılışında 5549 puan seviyesini takip ediyoruz. 11 puanlık yani %0.20'lik bir eksi yönlü hareket var açılış itibariyle. 38 hisse yükseliyor, 49 hisse düşüyor. 13 hisse ise günü yatay biçimde başlattı. Şu anda puan bazlı katkılar tarafında Alfa Solar'ı, Ford Otomotiv, BİMAŞ, Migros ve Borusan Yatırım takip ediyor. Puan bazlı baskılar tarafında Şişe Cam, Türk Hava Yolları, Türksel, Enka İnşaat, Aselsan hisselerini görüyoruz. Yüzdesel bazda en çok artan taraf hafta Alfa Solar %5,46 ile yer alırken arkasında Tümosan, Fenerbahçe, Borusan Yatırım olduğunu ve Pasifik Giyo olduğunu da yine aktaralım. Bununla beraber yüzdesel bazda en çok düşen tarafta Kiler Holding'i yine Türk Telekom takip etmiş. Şişe Cam, Doğan Holding ve arkasında da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilk beşi burada da turlamış olduk. Tekrar edelim, 5549 puanda yani 11 puanlık bir değer kaybıyla yeni güne başladı. Borsada %0,20'lik bir düşüş var an itibariyle. Hisse hareketleri otursun, yine buraya değiniriz diyelim. Ama öncesinde istersen Gedik Yatırım'da model portföy güncellemesi var. Neler söyler bize rapordan detaylar? Evet, Gedik Yatırım model portföy güncellemesine gitti. Bu sabah geldi rapor. Model portföyden Turkcell'i çıkardığını açıkladı Gedik Yatırım. Turkcell'i defansif iş modeli sebebiyle TL'de stabilizasyonu sürdüğü dönemde model portföylerine eklemişlerdi. 4 Nisan tarihinden itibaren negatif %3'lük BİST'e relatif bir getirinin ardından şirketin operasyonlarının ve bilançosunun diğer sektörlere görece olarak daha hassas olmasından dolayı model portföylerinden çıkarmışlar Zeynep. Model portföylerinde AG Anadolu Grubu Holding var, Akbank var, Enerji Sağ geçtiğimiz günlerde eklemişlerdi. Enka İnşaat, Ford Oto, Koç Holding, Mavi Giyim, Migros, Orge Enerji, Şok Marketler ve Tekfen Holding kalmış oldu. Turkcell'in çıkarılmasıyla birlikte 11 şirket var model portföylerinde. Şimdi bir de Ak Yatırım tarafına gidelim. Onların da model portföylerinde yine pek çok hisse senedi var. Onlar raporda neler söylüyorlar? O da biraz önce geldi Ak Yatırım tarafından. Hisse senetlerinde öneriler raporu. Ekonomide yeni bir dönem mi başlıyor? Başlıklı bir rapor geldi. Ak Yatırım İş Bankası'nı eklemiş model portföyüne. İndeks Bilgisayar, Lokman Ekim ve Yataş öneri listesinden çıkarılmış. Seçim sonrasındaki bu raporda yeni değil, ilk değişiklikte İş Bankası'nı listeye ekleyerek banka ağırlıklarını %12'den %16'ya çıkarmışlar. Öneri listesinden de İndeks Bilgisayar, Lokman Ekim, Yataş hisselerini çıkararak BIST yüzde ağırlıklarını %72'den %93'e yükseltmişler toplam bazda baktıklarında. BIST yüzde beklenti daha güçlü.
Sektör endeksi bazlı performanslara baktıklarında son rallide yani 25 Mayıs ile 7 Haziran arasında banka, havacılık, holding hisselerinin olumlu ayrıştığı belirtiliyor. Buna karşılık gıda, perakende, tekstil, enerji, sigorta ve kağıt ambalaj sektör performanslarının geride kaldığı belirtilmiş. Bu dönemde BIST 100 endeksi BIST 100 dışı hisselerden yani BIST tümden %9 oranında pozitif ayrışmış. Mevcut hisse tercihleri optimum risk profilini yansıtıyor. Bu anlamda bundan sonraki süreçte seçim sonrası dönemin olası ekonomi politikasını dikkate aldıklarında ihracatçı şirketlerin bir miktar daha cazibesini artıracağını, cari dengeyi toparlama ihtiyacı ve mevsimsel etkilerle turizm, dolayısıyla da havacılık hisselerinin güçlü kalacağını söylüyorlar. Düzenlemelerde sadeleşme ve öngörülebilirliğin artmasının banka ve holding hisselerine de daha belirgin yarayacağını söylemişler. İç talebin lüks tüketim, elektronik ve diğer maliyeti yüksek kalemlerde kısılmakla birlikte gıda, giyim gibi zaruri kalemlerde güçlü kalmaya devam edeceğini öngörmüşler. Genel olarak tüketim tarafını bir miktar geride bırakmışlar zaruri harcamalar hariç. Yabancı ilgisinde bir miktar toparlanma olabileceğini, buradaki talebin de daha büyük ölçekli şirketlere yani BIST 30 ya da BIST 100 şirketlerine yarayacağını düşünüyorlar. Diyelim, bir virgül koyalım çünkü ISO'dan az önce Filiz Hanım'ın da söylediği üzere veri geldi. ISO Türkiye İhracat İklim Endeksi Mayıs ayında 52,3 değerini almış oldu. Endeks Nisan ayına göre hafif bir düşüş gösterse de üst üste 4. ay eşik değer olan 50'nin üzerinde kalarak sektörde büyümeye işaret etti. Talep koşullarındaki iyileşmeye katkı sağlayan ana pazarlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa'da birçok ülkede büyümenin hız kestiğini yine aktarabiliyoruz. Diğer bölgelerde ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'da ekonomik aktivite belirgin şekilde artmaya devam etti. Asya'nın bazı bölgelerinde ekonomik büyümenin yine güçlü seyrettiği belirtiliyor. Japonya'da Ekim 2013'ten bu yana en hızlı üretim artışı kaydedilirken Çin'de büyüme yaklaşık 2,5 yılın en yüksek oranında gerçekleşti demişler. İhracat iklimine ilişkin ISO'dan notlarda tekrarlayalım. 52,3 değeri bir önceki aya göre sınırlı bir düşüş gösterse de 4 ay üst üste ihracat ikliminde iyimserliğe işaret ediyor Mayıs ayı itibariyle. Ve bu notun ardından tekrar Ak Yatırım'ın raporuna geri dönelim istersen zamanımız yettiğince. Şimdi makro tahminlerine geçmeden önce model portföyünden biraz detaylandıralım istersen. Evet. İş Bankası'na eklemişlerdi. İndeks, Lokman Ekim ve Yataş öneri listesinden çıkarılmıştı. Şu an itibariyle Arçelik hissesi var. O 175 lira hedef fiyatı var Arçelik'in. BİMAŞ 240 lira, İş Bankası 19 lira 50 kuruşla yeni eklendi. Koç Holding'in 134 lira 60 kuruş hedef fiyatı var 12 aylık. Logo yazılımı 100 lira 60 kuruş, Mavi Giyim 91 lira 50 kuruş. Pegasus 840 lira, TAV Havalimanları 137 lira, TÜPRAŞ 102 lira 50 kuruş. Yapı Kredi Bankası da 17 lira 70 kuruş civarında bir hedef fiyatı var. Hı hı. Şimdi makro tahminleri ekonomide yeni bir dönem başlıyor mu? Başlıklı taraftan bazı satır başları. Milyar dolarlık diyelim. Evet, görüşlerini aktaralım. Soru bu. Rally'nin devamı piyasanın politika değişimine ikna edilmesine bağlı demişler bu anlamda bundan sonraki süreç için. BIST 100 endeksi Haziran'ın ilk 5 işlem günde %14'lük yükselişle 5500 seviyesini aştı. CDS'te bir düşüş var bugün. Tekrar 480 baz puanlara geldik. Kasım 2021'den bu yana ilk kez yani seçim öncesindeki CDS seviyelerine dönmüş durumdayız şu an itibariyle. Ak Yatırım da CDS'teki düşüşten bahsediyor. 2021 sonundaki makro politika değişimi öncesinde 400 ile 450 baz puan arasında olduğunu dikkate aldığımızda politika sonuçlarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde risk algısının bir miktar daha azaldığına tanık olabiliriz demişler. Rasyonel zemine dönüş. Bakan Şimşek'in görevi devralırken söylediği Türkiye'nin rasyonel zemine dönmekten başka çaresi yok sözleriyle birlikte bundan sonra yeni adımların bekleneceği beklentisi var piyasada. Hı hı. Makro politika ayarlarında kademeli değişiklikler olabilir demişler. Yeni ekonomi yönetimi yurt dışı sermaye girişi için bundan sonraki süreçte çabalayacaktır. Bu sermaye girişlerinin büyüklüğü TL'deki olası değer kaybının miktarı üzerinde kritik olacaktır demişler. Önümüzdeki süreçte ayrıca bankalar, şirketler ve bireyler için borçlanma maliyetlerinin son 1,5 yıla göre oldukça yüksek seyredeceğini tahmin ediyoruz. Zaten mevduat ve tüketici kredisi faizleri Mayıs ayında son 10 yılın rekor düzeyine ulaştı. Önümüzdeki haftalarda Merkez Bankası faizi ve ticari kredi faizinde kademeli artışlar görmeyi bekliyoruz demişler.
Özetle son birkaç çeyrektir özel tüketime dayalı ekonomik büyümede kademeli bir soğuma, enflasyon çıpalaması, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla bir soğuma yaşanacağını bekliyoruz. Ancak bu reçete ilk başta istihdamda gerileme ve enflasyonda geçişkenlik gibi yan etkilere sahip olduğundan olası değişikliklerin ve düzenleyici çerçevedeki rahatlamanın özellikle yaklaşan yerel seçimlerde dikkate alındığında kademeli olmasını bekliyoruz demişler. İhracatçı şirketler ve bankalar artık daha cazip, perakende sektörü de gücünü koruyor diye satır başları var raporda. Bu gelişmeler ışığında yatırım stratejilerini değiştirdiklerini, yıl sonu dolar, TL, ortalama TL tahminleri üzerinden kabaca %10 artış ihtimalini öngören bir analiz yaptıklarını belirtmişler. Öngörülebilirliğin artması koşuluyla bankaların cazibesi artıyor. Yeni dönemde Merkez Bankası'nda borç faizinde olası artış, mevduat faizi zaten yüksekti. Hı hı. Ama Merkez Bankası faizinde bu seviyelere yükseltileceğini söylüyorlar. Bankaların fonlama maliyetinde sınırlı bir etki yapabilir. Çünkü zaten bu piyasa faizi, zaten bankaların faizi, mevduat faizi zaten yüksek seviyelerde. Evet. Diğer taraftan kredi tahsisi ve faizlerindeki sınırlayıcı düzenlemeler ile dövizden TL'ye dönüşüm oranlarındaki olası iyileştirmeler bankalarda önemli rahatlamalar yaratabilir demişler regülasyonlardaki gevşetmeyle birlikte. Özetle makro politika geçişi bankalara birkaç çeyrek fazladan marj baskısı getirebilir. Ancak daha uzun vadede öngörülebilirliği artıracağından düzenlemeler banka değerlemelerine olumlu katkı sağlayacaktır demişler. Yurt dışı tarafla ilgili de birkaç satır başı aktarayım. Yurt dışı tarafta hisse senetleri yataya yakın seyrediyor. CDS'de yurt dışına paralel bir yatay hareket sergiledi. Yabancı Mayıs ayında BIST'te net satış tarafındaydı. Bundan sonraki süreçte de yabancıların giriş yapıp yapmayacağını takip edeceğiz demişler. Borsaya da bakıyorum, 66 hisse yükselirken 34 hisse şu anda ekside. İşCTR, Akbank, Koç Holding, Yapı Kredi, BİM şu anda en çok yükselen konumundalar. Şişecam, Sasa, İkiler Holding, Turkcell ve Doğan Grubu hisselerinin ise şu anda ilk 5'te en çok düşenlerde olduğunu aktaralım. Mali Endeks %0,70, Banka Endeksi %1,83 alıcılı, Sanayi Endeksi %0,25 kadar bir yükseliş ekranımıza getirdi. Hizmetler Endeksi %0,36, Ulaştırma Endeksi %0,13 yeşil ekranlar karşımızda. Turizm endeksinde ise %0,28'lik bir değer kaybı olduğunu aktarabiliyoruz. Böylelikle piyasa masasının bu sabahta sonuna geldik. Yarın sabah ilk sözde güne birlikte başlamak umuduyla. Hoşçakalın.